Hocam Sayın Bahçeli geri çekilme süresinde güvenlik güçlerinin mutlaka müdahale etmesi gerektiğine yönelik şöyle bir açıklama yaptı. PKK bir cinayet şebekesidir. Bu itibariyle hiçbir örgüt militanının bir şey olmamış gibi sınırlarımızdan elini kolunu sallayarak çıkıp gitmesi, buna da güvenlik güçlerimizin sessiz, tepkisiz ve ilgisiz kalması söz konusu olmayacaktır. PKK'lı militanların görüldükleri yerlerde etkisiz hale getirilmeleri veya yakalanmaları en başta hükümetin Türk milletine şeref ve namus borcu olarak değerlendirilmelidir dedi. Ya çıkmaları çözüm değil. Onu aylar önce söyledim. Adam çıkar, tatile de gidebilir. Ya şöyle bir hava alalım der. Tabii. Hakikaten adam yıllardan beri dağdayız ya der. Şöyle bir dinlenelim, bir kendimize gelelim. Değil mi? Bir kuvvet bulalım der. Teorik, pratik biraz eğitim yapalım. Yeni gençler dağlara çıksın. Ondan sonra onlar kadrosuzluk nedeniyle çıkamıyorlar daha. Hem daha çıkarlarsa gücümüz dağlarda daha da artmış olur. Bir süre sonra dayatmalarımızı kabul etmezlerse, ki zaten kabul edilecek gibi değil söyledik yani, onlar içeriden biz dışarıdan yeniden bastırırız kafaları bu. Yani Mehdiyet'in dışında bir çözüm olmadığını Allah yine gösteriyor. Polisiye tedbirli olmaz. Şimdi sen desen ki PKK çıkarken polis sizi yakalayacak. Adam polise çatışmaya girer o zaman. Yahut kaçar. Yani ya çıkacaksa da gizli çıkar. Evet. Yani bile bile böyle bir şeyin içine girmez. Polisle çatışma, askerle çatışmanın netice alınmış olsa 30 yıl içerisinde alınırdı. Adamlar gittikçe gelişti. Bak Bediüzzaman diyor ki gittikçe tevessü eder gelişir diyor. Ama ne zaman ikna ve telkin kabiliyeti diyor. Geliştikçe bu tavun da diyor komünizm için. Evet. Tavun da. Tevessü eder gelişir. Buna karşı diyor ancak Kur'an hakikatleriyle karşı konulabilir diyor. Yani Kur'an mucizeleri, iman hakikatleri ve fen ve felsefeden tevellüt eden Celyan-ı Emrudane'nin yine fen ve felsefeyle durdurulmaz. Evet. Bediüzzaman Mehdi'nin birinci vazifesi bu diyor. Emre Uslu da geçen gün dağ çıkışların arttığını yazmıştı. PKK bölgede biz kazandık, öz savunma gücü olarak geri döneceğiz diyerek yeni gençleri etkiliyor ve dağ çıkışları hızlandırıyor diye söylemişti. Her üniversitede büyük bir kitle olarak komünist öğrenciler var. PKK'lı. Aynı mı bunlar bak? PKK'lı ayrı. Marksist-Leninistler ayrı, Maocular ayrı. Yani klasik sağ söylemlerle işte ananızın çorbasını için babanızın evinde sıcak evinde oturun, gelin size marş ezberleteyim. Bundan netice alınmaz. Yani kahramanlık şiirleri söylemene de netice alınmaz. Klasik sağ demagojiyle de netice alınmaz. Geçici olur. Yani 3-5 aylık bir geçici faydası olabilir. Ama gerçek anlamda netice alınmaz.